zaman önce uzak bir ülkede yaşayan iyi kalpli, güzel mi güzel genç bir kız varmış. Ama bu genç kızın yüzüne şans hiç gülmemiş. O güne dek mutsuz bir yaşam sürmüş. Ne yazık ki annesi o daha minicik bir bebekken ölmüş. Üvey annesi ise çok gaddar ve kötü kalpli bir insanmış. Evin bütün işlerini onun yapmasını ister, kendisi en ufak bir yardım teklifinde bile bulunmazmış. Cinderella! Kötü mü kötü, üvey annenin iki tane de kızı varmış. Ama ne yazık ki kızları da kendine benzer, annelerinin tembellik ve kendini beğenmişliğini aynen taklit ederlermiş. Kül kedisi her akşam üvey annesinin ve üvey ablalarının işlerini bitirdikten sonra mutfağa gider, orada ocağın yanında otururmuş. Ateşin sıcaklığı onu gevşeterek uyuklatır ve böylesine uzun ve sıcak bir günden sonra eski gücüne kavuşmasını sağlarmış. Ama üvey ablaları bu yüzden onunla alay ederlermiş. Giysileri ateşten sıçrayan küller yüzünden sürekli leke ve yırtık içinde olduğundan ona kül kedisi demeye başlamışlar. Elbiselerinin eski püskülüğüne, yaşamının büyük şanssızlıklarla dolu olmasına karşın kül kedisinin güzel tebessümü yüzünden hiç eksik olmazmış. Üvey ablaları da onun güzelliğini çok kıskanırlarmış. Bir gün saraya gelen bir haberci ülkenin genç ve yakışıklı prensi tarafından verilecek olan büyük bir balo için davetiye getirmiş. Bu balo aynı zamanda büyük bir şenlik olacakmış ve ülkenin bütün genç kızları bu baloya davetliymiş. Üvey ablaları hemen hazırlanmaya başlamışlar. En güzel elbiselerini çıkararak içlerine sığmaya çalışmışlar. Yüzlerine kat kat aldıklar ve rujlar sürmüşler. Bir taraftan da genç prensle göz göze gelebilme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyor. Şansları iyi giderse evlilik teklifi bile alabileceklerini hayal ediyorlarmış. Zavallı kül kedisi için balo yalnızca günlük işlerine eklenen daha fazla iş demekmiş. Çünkü ablalarının onun yardımı olmadan hazırlanabilmeleri olası değilmiş. Kül kedisi de baloya gitmek istermiş ama üstüne giyecek hiçbir şey bulamamış. Yırtılmamış ya da kül lekesi olmamış bir tek elbisesi bile yokmuş. Bencil ablaları da onlardan ödünç bir şey almasına hiçbir şekilde izin vermezlermiş. Kül kedisi her zamanki gibi onlar gittikten sonra yalnız kalmış ve evi temizlemeye başlamış. Oo, şu dağınıklığa bakın. Kardeşleri nasıl bu denli gaddar ve düşüncesiz olabiliyorlar? Bir kerecik olsun kül kedisi de güzel güzel giyinip partiye gitmek ve kendi yaşındaki tüm genç kızlar gibi dans edip eğlenmek istemez mi? Birdenbire bir mucize olmuş ve kül kedisinin iyilik perisi belirivermiş. Neden ağlıyorsun kül kedisi? Ben de isterdim. Yani ben... Sen de baloya gitmek isterdin değil mi? Hı hı. Pekala. O zaman hemen gözyaşlarını sil. Sanırım bu konuda bir şeyler yapabilirim. İyilik perisi kül kedisini dışarıya çıkarmış ve bahçeden büyük ve olgun bir bal kabağı seçmiş. Ona sihirli sopasıyla dokunur dokunmaz... Ay! Bu bir araba! İyilik perisi fare kapanını açmış ve birer birer saymış. Bu bir, bu iki, bu üç, bu dört, bu beş ve bu da altı. Ve bu küçük tombul farecik senin için kusursuz bir arabacı olabilir kızım. Sen hazırsın. Evet, şimdi sıra sende kül kedisi. Hazır mısın? Kül kedisi için ipek ve kadifeden bir elbise. Ama kül kedisi bir tek koşulum var.
Kesinlikle gece yarısı olmadan eve döneceksin. Gece yarısı saat 12'yi vurduğu zaman arabacın, atların ve elbisen eski durumlarına dönmüş olacak. Sakın bunu unutma. Unutmam. O zamana kadar eve döneceğimden emin olun. İyi eğlenceler yavrum. Böylece kürk yedisi, güzel, ipekten yapılmış elbiselerini ve pırıl pırıl parlayan cam terliklerini giymiş, bal kabağından yapılmış arabasına binerek yakışıklı arabacısının eşliğinde baloya gitmek üzere evden çıkmış. Ülkede ne kadar genç kız varsa hepsi balodaymış ve hepsi de en güzel elbiselerini giymişler. Her biri sırayla yakışıklı prensle konuşmak ve onunla dans etmek fırsatına sahip olmuşlar. Ama prens hiç de memnun değilmiş. Tam o sırada kül kedisi baloya gelmiş. Kedisi içeriye girdiği zaman tüm gözler o yöne çevrilmiş. Prens yaşamı boyunca hiç bu denli güzel bir kız görmemiş. O kimdi? Nereden gelmişti? Hiç kimse bu sorulara yanıt verememiş. Lütfen. Evet. Bütün gece dans etmişler, dans etmişler. Kendilerini öylesine kaptırmışlar ki zamanın ve nerede olduklarının farkında bile değillermiş. Sanki yeryüzünde yalnızca kendileri varmış. Baloda başkalarının da bulunduğunu tamamen unutmuşlar. Böylece sonsuza dek dans edebilirlermiş. Gecenin 12'si olmuş. Ah. Kürk kedisi perinin zamanla ilgili sözlerini tamamen unutmuş. Ne oldu? Bekle. Geri dön. Bekle. Durdurun onu. Ne? Dur. Lütfen bekle. Kedisinin üstündeki elbise eski yırtık pırtık durumuna dönüşmeden saraydan çıkması gerekiyormuş. Çabuk, çabuk lütfen. Saat neredeyse 12 olacak. Hı? Bekle. Hiç olmazsa bana adını söyle. Perisinin dediği gibi gelişmiş. Sarayın kulesindeki büyük saat 12'yi vurur vurmaz bal kabağı, fareler ve kül kedisinin elbiseleri eski durumlarına dönüşmüşler. Yalnızca değerli cam pabucun teki olduğu gibi kalmış. Prensi onu hatırlatabilecek tek şey oymuş. Böylece ertesi sabah duyduk, erkenden... Duymadık demeyin. Kralımız şimdi baloda bulunmuş olan cam pabuç kimin ayağına olursa oğlu prensin o genç kızla hemen evleneceğini ilan ediyor. Kralın adamları bu güzel cam pabucu evden eve taşımışlar ve ülkede yaşayan her genç kız pabucun ayağını olması için büyük çaba sarf etmiş. Ama boşunaymış. Pabuç onların büyük ayakları için fazla narinmiş. Doğal olarak pabuç kürk kedisinin yaşadığı eve de gelmiş. En sonunda sıra kürk kedisine de gelmiş. Artık hiç şüphe yok ki balodaki güzel kız kül kedisiymiş. Kül kedisini hemen saraya götürmüşler. Thank you.
Yakışıklı prens en sonunda gerçek sevgilisine kavuşmuş. Düğünleri tüm ülkeye duyurulmuş. Kül kedisi iyi kalpli ve cömert bir prenses olmuş ve prens de sonsuza dek mutlu yaşamışlar.